ilk geldiğimde de söylemiştim. Çocukluk yıllarımın en güzel yılları burada geçti aslında. Erdemli ile benim her zaman böyle bir duygusal bağım hep oldu. Hatta Gazi Paşa'da görev yaparken, Mersin'e gidiş geliş yaparken, Erdemli'nin içerisinden geçerken gözüm hep okuduğum okulda, hep işte Erdemli'nin o merkezi alandaki çarşılarındaydı. Hep çocukluk hatıralarımız, izlerini taşıyan caddelerindeydi, sokaklarındaydı buradan geçerken. Allah'ıma şükürler olsun. Yiğit insanların devletini, milletini seven, bayrağını seven, mukaddesatını seven yiğit insanların yaşadığı böyle güzel bir ilçede Allah bana bu ilçeye hizmet etme onurunu nasip etti. Gerçekten Erdemli Kaymakamı olarak görev yapmaktan onur duyuyorum, onur duydum. Bu güzel insanlara karınca kararınca hizmet edebilmek edebildiysem bundan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii 6 aylık bir süre çalışabildim. Bence insanın ne kadar süre görev yaptığından ziyade görev yaptığı dönemde ne yaptığı çok daha önemlidir. Biz de halka hizmet, hakka hizmettir prensibinden hareketle vatandaşı önceleyen, insanı önceleyen, insanı odak noktası olarak kabul eden bir anlayışı karınca kararınca Erdemli'ye yansıtmaya çalıştık. Kapımızı hep Erdemlilere, değerli dostlara açık tutmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduk, bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Ama bu niyetle, bu halisane niyetle hizmet etmeye çalıştık. Bir de Erdemli'ye karşı biraz önce vurguladığım gibi bir vefa borcumuz vardı. Çünkü Erdemli'nin ekmeğini yiyerek büyümüştük. Bu insanların, sizlerin iyiliklerini görerek büyümüştük. O nedenle aynı zamanda bir vefa borcu ödeme dönemiydi benim için bu dönem. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Temennim o. Tabii bu dönem zarfında tüm Erdemli'nin dinamikleriyle, sivil toplum örgütleriyle, tüm toplumsal kesimlerle diyalog kanallarını açık tutarak birlikte Erdemli'ye katkı sağlamaya çalıştık. Ve bunun karşılığını da Erdemli'den gerçekten çok büyük oranda gördük. Sizler, Erdemliler bize gönlünü açtı. Hep iyiliklerinizi gördük. İşte bu noktada sizlerden hakkınızı helal etmenizi, tüm Erdemlilerden hakkınızı helal etmenizi bekliyoruz. Bizden yana bir hakkımız varsa yerden göğe kadar helal olsun. Tabii mesai arkadaşlarımızla beraber devletin işini yürütmeye çalıştık. Bu noktada hatırlamıyorum yani hiçbir arkadaşımızın kalbini kıracak bir şey karşılaştığımızı hatırlamıyorum ama eğer öyle bir hasbelkader öyle bir şey olmuşsa da arkadaşlarımın da özellikle haklarını helal etmelerini istiyorum ve onlardan özür diliyorum eğer öyle bir hata işlemişse. Tabii bir teşekkürü de bu güzel birlikteliği hazırlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu noktada tüm kurumlarla, başta belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarla diyalog içerisinde Erdemli'nin menfaatine olan her şeyde yanında olarak hizmet etmeye çalıştık. Bu noktada başta belediye başkanımız, tüm diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz olmak üzere bize katkı sağlayan bu süreçte tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel birlikteliği bir araya gelmemize vesile olan başta Esnaf Odası Başkanımız Halil Bey olmak üzere bu güzel etkinliği bizlerle paylaşan ve katkı sağlayan tüm arkadaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Allah mahcup etmesin, yeni görevimiz, bunun bilincindeyiz. Çünkü bu dönemde yer, makam, mevki seçecek ve beğenilecek zaman değildi. Devletimizin, milletimizin nerede bize ihtiyacı varsa orada, neresi olursa olsun orada hizmet etme anlayışı bizim devlet geleneğimiz, devlet terbiyemiz bunu gerektirirdi. Hep bu şekilde davrandık. Burada da yine hakeza bu şekilde değerlendiriyoruz. Allah mahcup etmesin. Allah bize güvenen devletimize zeval vermesin. Bu güzel ilçemizin huzurunu, birliğini, dirliğini Allah daim etsin. Bu hep böyle güzel anlarda, hep güzel toplantılarda Allah bir araya gelmeyi nasip etsin diyorum. Çok uzak yere gitmiyoruz. Mersin, kalbimizin bir köşesini Erdemli'de bırakarak oraya gidiyoruz. Hani bunu sözün gereği olarak söylemiyorum gerçekten. Orada da bir evinizin olduğunu, orada da bir kapınızın olduğunu, tüm Erdemlilerin, başta sizler olmak üzere tüm Erdemlilerin orada da bir evinin, çalacak bir kapısının olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Yolunuz düşerse, çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yerseniz bizleri son derece mutlu edersiniz. Tekrar hakkınızı helal edin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyor. Arzu veda ediyor. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.